Ya şimdi bak hani geldi söyleyeceğim. Söylemeyecektim de. Şimdi geçen hafta burada Galatasaray'ın finansal fair play ile ilgili konuştuk değil mi burada? Şimdi finansal fair play denen şey adı bir kere zaten ekonomik kriter değil. Finansal fair play. Evet. Yani finansal olarak doğru davranacaksın ki oyun adil yürüsün. Evet. Bu konuda doğru yürümeyen kim varsa da UEFA buna kendi organizasyonlarına giriyorsa ceza veriyor. Ya da veriyor doğru. İşte. O yüzden adı finansal fair play. Ekonomik kriter diyoruz biz ama başka bir şey esas. Şimdi orada ikimiz konuşurken dedim ki burada hatırlayacaksın. Ya bizim kurallarımız da UEFA'nın kuralları olsun. UEFA almıyorsa biz de almayalım. Şimdi bunu sen şey olarak tercüme edebilir misin? UEFA Galatasaray organizasyonunu almıyorsa Türkiye'de de küme düşsün. Böyle mi algılanır bu? Burada anlatılmak istenen şey biz kuralları uygulayalım ki oraya gitmeyelim. Gitmesin kalmasın. Yani şimdi bunu anlamak zor mu? Bu kadar mı zor yani? Yoksa kuralda olmayan bir şey. Hani küme düşme gerektirmeyen bir durumda. Ben nasıl bir kulübün hem de Galatasaray gibi bir kulübün bu ekrandan küme düşmesini isteyebilirim ki? Ya hani bırakın gerizekalı mıyım ben? Diyorum ki kuralları biz uygulayalım. Doğru uygulayalım ki iş oraya kadar varmasın. Yani bak Mehmet. Biz kendi şimdi bunu anlamayan bunu buradaki mesela özür dile Galatasaray'a küfür ettin. Küme düşürdün. Ya bırak dalga mı geçiyorsun? Burada kötü niyet işte. Bu buradaki mesele algılamak algılamamak meselesi değil. Kötü niyet işte. Çünkü bizim futbol sohbetlerimiz artık buraya vardı işte. Ona kötü niyetle onun deme. Onun düşmanısın, bunun dostusun. O kötü niyetle deme. Çünkü konuşulan şey futbol muhabbeti, futbol konuşmaları artık böyle olduğu için. Ha. Onun oradan, düşmanı bunun oradan dostu. Oradan bir şey yaratıp işte öyle konuşuluyor. Yani yapmayın. Onun bizim, kimseye bak, yararı yok. Bunu hatırlamamız lazım. Onu bizim hatırlatmamız ve hatırlamamız lazım. Eskiden futbol nasıl konuşulurdu, futbol muhabbeti, futbolu koyduğumuz değer neydi? Bunu bizim yeniden bir hatırlamamız lazım. Çok ihtiyacımız var. Yoksa burada diyeceğim ki ben kuralda olmayan bir şeyi, kuralda yok. Diyeceğim ki kuralda olmamasına rağmen küme düşürün. Yani her şeyi geçtim. Ya karşınızdaki adam seyrediyorsun işte öyle ya da böyle. Gerizekalıya benziyor muyum ben? Yok. Benzemiyorsun. Ha yani böyle bir olmayan, kuralda olmayan bir şeyi burada çıkıp söyler miyim? Yok. Şimdi bu kurallar niçin var? Niçin oluşturulmuş? Adı finansal fair play. İsmi üzerinden düşün zaten. Ya neyi anlatıyorsun? Her şeyi derli toplu yürüsün. Abiciğim ya şundan anlatıyorum. Onların bir anlamı yok. Doğru makul düşünmeye başlamamız lazım. Bunların bir anlamı yok. Onu söylüyorum. Yoksa aynen. Ya, mesele bu. Üç kişi küfür etmiş falan onların da değilim. Bak makul düşünmeye başlamamız lazım. Temel yoksa mesele bu zaten ya. Değil yani. Yani derdim o değil. Makul düşünme. Hayatta bir şey kazandırmaz hiçbirimize. Genç arkadaşlar özellikle kutlama söylüyorum. Kutlama bugün evde.